Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Land Rover Discovery LR4. Test konuğum olan araç 2014 model ve ben bu otomobili Ankara Otoman Center Oto Turkuaz Premium'dan temin ettim. Discovery'nin 4'ü aslında bu otomobilin ikinci nesli. Discovery 1 ilk defa 1989 yılında üretime başlayan bir otomobildi. Land Rover tarafının Range Rover'ın altına konumlandıracağı bir otomobildi. Hatta Honda olarak üretildiği varyasyonları da var. Sonrasında ikinci nesil üretildi. İkinci nesil üretildiğinde aslında ilk kendine has Discovery modeliydi. Bu arada bir detay vereceğim. Birinci neslin tasarımcılar arasında Mehmet Özötürk isimli bir Türk tasarımcı abimiz de var. Ona da buradan selam olsun diye devam edeceğim. İkinci neslinden sonra LR3 ve LR4 diye devam etti seri ama üçüncü nesil olarak adlandırılmadı. 2'nin devamı, güncelleştirilmiş versiyon olarak adlandırıldı. 2017 yılına gelindiğinde ise bunun gerçekten üçüncü nesli üretildi arkadaşlar. Yani iki tane Discovery 3 görebilirsiniz. Bazı yerlerde ona 5 de deniyor olabilir. Bu otomobil temel olarak üçüncü neslin, ki üçüncü neslinde kanalımızda videosu var zaten, tamamıyla güncelleştirilmiş bir versiyonu. Bu araç ilk defa 2007 yılında, yani üçüncü nesliyle Gary McGowan tarafından, İngiliz bir tasarımcı tarafından tasarlanmıştı. Üretimi 2009 ve 2016 yılı arasında sürdü. Araç dünya üzerinde Birleşik Krallık ve Ürdün'de üretiliyor. Araçla birlikte benzinli olarak 3 litre V6, 4 litre V6 ve 5 litre V8 motorlar. Dizel olaraksa bir önceki nesilde de kullanılan 2.7 litre V6 ve 3 litre V6 motorlar kullanılıyor. 2.7 V6 çok yaygın değil bu nesilde. Daha çok ticari olarak bazı pazarlarda satıldı. Yine onun da 2 ve 5 koltuklu versiyonlar üretilmişti. Tabii bu otomobil aslında 7 koltuklu bir Land Rover olarak bilinir ama 5 koltuklu versiyonları da yaygındır. Benim test konum olan araçta 5 koltuklu versiyonu. Bu otomobilde birlikte 3'e göre ön ve arka far üniteleri tamamıyla değiştirildi. Ön ızgara değiştirildi. LED farlar eklendi. Motorlar, vites kutuları tamamıyla güncellendi. Fren ve süspansiyonlar iyileştirildi. İç mekan tamamıyla değiştirildi. Fakat Land Rover mühendislerinin en çok önemsediği şey güvenlikti. 3'ten 4'e geçerken en çok çalıştıkları konu da yine bu güvenlik konusuydu. Tabii bu versiyonla birlikte artık değişken geometrili çift sıralı bir turbo sistemi geliştirildi ve kullanıldı arkadaşlar. Emisyon oranlarına da çalışılmıştı. Artık bu motorla birlikte %10 aranında emisyon azaltıldı arkadaşlar. Şimdi biraz dizel motorlardan bahsedeceğim. Çünkü ülkemizde daha çok dizel motorlarla satılıyor bu otomobil. Dizel olarak bu otomobil 3 litre TDV6, 3 litre SDV6 ve daha güçlü 3 litre SDV6 olarak ayrılıyor. TDV6'lar 155 kW, yani 208 beygirle geliyor, 211 PS. SDV6'lar 242 beygirlik bir motorla geliyor arkadaşlar. Ve daha güncel SDV6'lar da 258 PS, yani 254 beygirlik bir motorla geliyor. Benim test konum olan araç AYİS'in 8 ileri şanzımanlı. 8 ileri şanzımanlı olduğu için bu otomobil 254 beygirlik motorla geliyor arkadaşlar. Şimdi ruhsatında 188 kW yazıyor. Fakat güçlü olan versiyon 190 kW, güçsüz olan versiyon ise 180 kW olarak satılıyor. Genelde İngiliz ve Amerikan otomobillerinde kilowatt hesabı birazcık farklı yapılabilir. Çok da gelmediği için birazcık farklı kaydedilebilir. O yüzden bu otomobilde 188 kilowatt olarak kaydedilmiş ama 190 kilowattlık versiyonu bu otomobilin. Teknik detaylarına bir bakalım isterseniz. Üzerindeki bu motor 254 beygir güç ve 600 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 2570 kilonun üzerinde ve 8 ileri ZF tork konvertörlü şanzımanıyla 0'dan 100 km'ye 9.3 saniyede çıkabiliyor. Tabii ki aracımız sürekli 4 çeker. 180 km'de son hızı bulunuyor bu arada bu otomobilin. Yakıt depo hacmi 82 litre ve 1260 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Tabii şimdi bagaj hacmi nasıl ölçtüğünüz de önemli burada. Arkaya baktığım zaman 800 litrenin üzerindedir ama 1200 küsürü nasıl ölçtüler, tavana kadar mı ölçtüler, onu da bilmek lazım. İngilizler ve Amerikanlar bu konuda birazcık farklı davranabiliyorlar. Şimdi aracın detaylarına geçelim isterseniz. Ön tarafta kocaman bir Discovery yazısı ve alt tarafında güncellenmiş panjur görüyorsunuz. Köşesinde de Land Rover yazısı bulunuyor. Yine yenilenmiş far grubumuz burada. LED'ler dönüyor her tarafından. Sinyaller halojen yanıyorlar ve mercekli aydınlatmalarımız bulunuyor. Bunlar xenon yanıyor. Alt tarafta far yıkamalar ve onun altında da sis lambaları bulunuyor. Aynı zamanda ön park sensörleri de yer alıyor. Bu otomobilde de yine önceki versiyonlarındaki gibi dodikler gövde renginde dizayn edilmiş arkadaşlar. Ve 255, 55, 19 lastiklerle sarılı çok güzel 7 kollu jantları görüyorsunuz burada. Diskleri de bayağı bir, tabii ki büyük frenlere çünkü önem vermiş bu firma. Ön çamurluğun üzerinde Land Rover yazısı var. Orada bir hava çıkışı bulunuyor arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzel, iştahlı duruyor. İç kısmı kapalı ama güzel duruyor. Hemen kapının köşesinde SDV6 yazısını görüyorsunuz. Aynı zamanda dikiz aynalarında sinyal aydınlatmaları bulunuyor. Tabii bu otomobilde merdiven tipi şaseli üretilen bir otomobil. Üçüncü neslinde olduğu gibi tavan kısmı ise kademeli olarak yükselerek devam ediyor. Arka camı da tavanla birleşiyor. Gerçekten güzel gözüküyor. Yine yan taraf altta plastik kaplamalar görüyorsunuz.
Gövde rengi de dodiklerin altı da köşeleri de plastik kaplı olarak geliyor. Arka tarafına doğru geçelim şimdi. Geçmeden şundan bahsedeyim. Arkalar tabii ki çok nokta bağımsız. Dört çeker bir otomobil bu otomobil. Bu otomobilde air süspansiyonlarda bulunuyor arkadaşlar. İçeriden tuşla göstereceğim size, kaldırıp indirebiliyorsunuz. Aşağı yukarı herhalde bir 10 santim civarında kalkıp iniyor. Net bir veri bulamadım bununla ilgili. Arka tarafta 3D efektli stop lambaları var. İçleri açık renkli, köşeleri siyahla kaplanmış. Oldukça güzel duruyor. Bir tarafı yüksek, bir tarafı düşük bir bagaj kapağı tasarımı var. Bu içeride bazı detaylarda da böyle. Solda Discovery, sağ tarafta HSE yazısını görüyorsunuz. Bu HSE paketi, yani dolu bir Discovery modeli. Sağ köşede de bir H logosu var. Bu da Hasan Garajı'nın logosu. Ali abiye buradan selam olsun. Bu otomobil Ali abinin sıfır alınmış zaten, bilinmiş şimdiye kadar otomobili. Ondan çıkınca araba gerçekten çok düzgün ve temiz oluyor. Bu otomobil de öyle bir otomobil. Hatta bindiğim en temiz Land Rover'lardan bir tanesi diyebilirim. Arkada park sensörü bulunuyor. Bununla birlikte şurada bakınız bir geri görüş kamerası var. Şuradan bagaj kapağını açabiliyorum. İkili bir bagaj kapağı var. Diğer kili de şuradaki tuştan açıyorum. İndirdiğimde gerçekten çok büyük bir bagaj hacmiyle karşılaşıyorum. Komple ev halısıyla döşenmiş bu otomobilin bagaj alanı. Kenarların alt kısmı halı, üst kısımları plastik döşeli. Sol tarafta fileli bir göz görüyorsunuz. Arka tarafında aydınlatmaya erişebileceğiniz bir göz yer alıyor. Yine üst taraflarında arkadaşlar hem kapaklı hem açık bardaklık ve gözler var. Aynı zamanda hoparlörler de tabii ki bulunuyor. Sağ tarafında daha küçük bir fileli göz yer alıyor. Zeminin altında yine bir organizer bulunuyor. Orası da orijinal gibi duruyor gerçekten. Arka koltuklar 3 sıra halinde yatabiliyor. Yatırdığınız zamansa düz olmuyor ama düze yakın bir alan oluşuyor. Ama bayağı büyük bir alan oluşuyor. Gerçekten tam bir ticari oluyor böyle olunca. Arkada yukarıda aydınlatma var. 3 tane sunroof'la geliyor ve tavan kısmı gerçekten bayağı güzel bu arabanın. Arka tarafının geniş oluşu gerçekten ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu arka taraftaki pandizotta da bir taraf kısa, bir taraf uzun arkadaşlar. Tıpkı bagaj kapağında olduğu gibi. Şimdi gelelim içerisine. Çok güzel. Kapıların üst kısmı bayağı kalın dizayn edilmiş. Buralar böyle yumuşak ama kahverengi renginde. Bu renk çok güzel. Dış rengi entry yeşili olarak geçiyor. Entry gri olarak geçiyor. İngiliz yeşili diyenler de var bu yeşile. İç döşeme rengine de Arabica badem gibi bir kod vermiş Land Rover tarafı. Bunlara baktım ben Windecoder'den. Alt tarafta burada bir ahşap kaplama var. Bu çok güzel gözüküyor. Krom kaplamalar. Yine buralar komple deri kaplı sırt kısmı da. El çekme yerinin etrafı krom. Ya bu çok güzel duruyor. Gerçekten bayağı güzel duruyor. Alt tarafta da üçlü bir kap içi gözü var. Bu çok büyük bir kap içi gözü değil. İçerisine geçtiğimde içeride üçlü bir koltuk görüyorsunuz. Deriler camuş derisi gibi bayağı kalın kalın derileri var. Herhangi bir kol dağına bulunmuyor maalesef arka tarafta. Ama burası bayağı bir geniş arkadaşlar. Minder kısmına geldiğimde minder kısmı da gerçekten iyi. Bu koltukları yatırıp minderlerini de kaldırıp komple çıkartabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik açıkçası. Yine ön koltukların arkasında birer tane göz bulunuyor. Ve orta tarafta şaft tüneli yok gibi bir şey. İçerisine bindiğimde arkadan ön tarafa benim gözümün önünden bakış bu şekilde. Burada bayağı güzel, ferah bir alan var. Kafalıklar büyük olmasına rağmen cam tavanın etkisiyle, yükseltinin etkisiyle, çünkü arkalar önlere göre bayağı bir yüksek. Çok rahat oturuyorum burada. Tavan tarafında dediğim gibi üçlü bir sunroof yer alıyor bu otomobilde. En arkada, ortada ve en önde aydınlatmalar bulunuyor. Bunlar led yanmıyor maalesef ama aydınlatmalar bulunuyor. Sunroof perdeleri manuel ayarlanabiliyor arkadaşlar bu arada. Bu otomobilde baş mesafesi şöyle baya benim boyum 1.78. Diz mesafesi ise gördüğünüz gibi bu şekilde. Orta tarafta iki tane havalandırma menfezi bulunuyor. Bir tek buranın tasarımını pek beğenmedim. Çok özenilmemiş gibi gözüküyor. Altta iki tane de koltuk ısıtma ve küçük gözler yer alıyor. Yine Bestun'lar üzerinde ayarlı emniyet kemeri mandalları da bulunuyor. Gelelim öne. Anahtarsız giriş yok ama çalıştırma mevcut. Hissiyat güzel. Kapı üstleri yine burada da böyle kahverengi, çok güzel. Bu rengi bayağı bir beğeniyorum ben. Ve kalın kalın dizayn edilmiş. Bu otomobilde cam kumandalar yukarıda olur Land ve Ranch'lerde. Bunu ben bayağı bir severim. Bu otomobilde beğendim. Aynı zamanda ayna kapama da bulunuyor. Koltuk hafızası sol tarafta yer alıyor. 3 tane hafızamız var. Yine kapı çekme kolları böyle. Burada bir naylon göreceksiniz. Bu şey aslında Ali abinin yıpranmasın diye koymuş olduğu bir şey. Altına ininde de küçük kapıcı gözleri var. Ve meridyen ses sisteminin gri kapağını görüyorsunuz. Bu da çok güzel duruyor. İçerisine geçtiğimde yine yüksekte konumlandırılmış koltuklar var. Zaten bu otomobilin alameti farikalarından bir tanesi bu kadar yüksek olması. Koltuk derileri çok iyi. Rahatlar bu koltuklar. Aynı zamanda minder kısmına geleyim. Minderin uzunluğu çok iyi değil. Yani tek beğenmediğim şey bu oldu ama çok da rahatsız olmadım. Minder tarafında arkadaşlar bazı ayarlar var. Şuradan minderin gördüğünüz gibi şu kısmını kaldırıp indirebiliyorum. Sırtlık ayarını yapabiliyorum ve şuradan da sırtlık desteklerini, yani şu destekleri sıkıp açabiliyorum. Bunlar güzel özellikler. Gelelim içerisine. Sol tarafta arkadaşlar şuraya bir airbag yazısı koymuşlar. Yani bununla da ilk defa karşılaştım. Şaşırdım da. Buradan airbag mi çıkıyor? Bunun aynısı sağ tarafta da bulunuyor.
Altına indiğimde burada havalandırma menfezi. Bakın buralar yumuşacık arkadaşlar. Onun altında far kumandası yer alıyor. Otomatik modu da bulunuyor. Sis aydınlatmalarını ayrıca ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonun sol tarafında elektrikli direksiyon kontrol ünitesi tuşu da bulunuyor. Ve alt tarafta da bir tane havalandırma menfezi bulunuyor gördüğünüz gibi. Direksiyona gelelim. 4 kollu çirkin bir direksiyonu var bu arabanın. Güzel tarafı kornası. Bak şu gayet güzel. Şu grilerden kornaya basabiliyorsun. Solda hız sabitlemeyi görüyorsun ve ses sistemi ayarları sağ tarafta Bluetooth telefon, yol bilgisayarları ve şu alt tarafta da arka tarafta da bakınız burada bir tane direksiyon ısıtma tuşu bulunuyor. Bu garip otomobilde bir de pedal shift yer alıyor. Şuradan marşına basalım ve kadranlarına geçelim. Şöyle güzelce de çalışıyor. Şimdi kadranlar standart Land Rover kadranları. Açıyorsun diyor ki lastik basıncı hafif yüke göre ayarlandı. Bunu da birazcık yük odaklı bakıyor bu marka. Sağ tarafına geçtiğimde sağ tarafta arkadaşlar burada deri bir konsol var. Bu opsiyon listesinde de yer alıyor deri konsollu diye. Hemen altına indiğimde burada bir tane ekran görüyorsunuz. Bakın bir de 4x4 i tuşu var. 4x4i'de orta kilidi buradan elektronik olarak yapabiliyorsunuz ve 4x4'ün çalışmasını görebiliyorsunuz. Şuradan pusulayı görmeniz de mümkün arkadaşlar. İyi olunca dijital ayarlayabileceğiniz özel modlarda bulunuyor. Mesela kameralar diye bir tuş var. Buna bastığım zaman şöyle kameraya basıyorum ve geri görüş kamerası açılıyor. Çünkü sadece geri görüş kamerası var ama opsiyon olarak alınabilen kameraları da vardı, yan kameraları. Dokunmatiği muazzam çalışan bir sistem değil bu sistem. Şuralar komple deri kaplı, ahşaplar oldukça güzel. Onun altına indiğimde burada start stop tuşu. Bir tane saati var. Muazzam güzel değil ama bu arabaya çok yakışıyor. Buradan kısa yol tuşları var. Home, navigasyon. Şuna bastığınız zaman direkt navigasyonu açabiliyorsun. Telefon, audio gibi tuşları var arkadaşlar. Şuradan ses açıp kapamam mümkün. Çok da güzel bir ses sistemi var bu arada. Onun altına indiğimde iki tane koltuk ısıtma, dijital çift taraflı klima görüyorsun. Onun altında bir tane eşya gözü var. Basıp açtığın zaman buradan böyle bir tane göz uzuyor sana doğru. Aşağısına indiğimde bir tane 12 volt, sağ tarafta da bir 12 volt bulunuyor. Ortada da bir tuş yumağı var. Burada üstteki tuşlara bastığımda bu üstteki tuşlarda bana çim, çakıl, kar, çamur, lastik, kum, kayada yavaş seyir gibi modları değiştiriyor. İ ile beraber gelen şeyler. Hemen sol tarafındaki tuşa bastığımda yükseltip alçaltabiliyorum. Buna bastığım zamansa burada tabii nötr konumunda olması lazım. Yolda mı kullanacağım, arazide mi kullanacağım, high ve low modlar, yani yavaş mı, hızlı mod mu, bunları seçebiliyorum. Arkasına geldiğimde burada içine girip çıkabilen bir vites topuzu görüyorsunuz. Vites yuvarlağı daha doğrusu. Sport modu bulunuyor. Arka tarafta da bir Land Rover yazısı. Solunda bir elektromekanik park freni. Sağda da bir anahtar yuvası. Arkasında iki tane bardaklık var. Bardaklıkların konumu gerçekten güzel. Üç tane kol dayanağı var ön tarafta. Koltukla birlikte hareket eden kol dayanakları bunlar. Ortada da bir tane ayrıca kol dayanağı bulunuyor. Bunun ilk kademesini açtığım zaman bir tane standart göz çıkıyor. İkinci kademesini açtığım zamansa buzdolabı çıkıyor. Üstteki tuştan o buzdolabını açıp kapatabiliyorsun. Sağ tarafa geçtiğimde sağ taraf üstte bir tane standart açık göz bulunuyor. Hemen altına geçtiğim zaman orada bir göz var, onu açıyorum. Bu gözü açtığımda içinden USB ve AUX çıkışı da çıkıyor. Burası küçük bir göz. Alt taraftakini açtığım zamansa daha büyük bir gözle karşılaşıyorum arkadaşlar. Yukarı çıktığımda yukarıda otomatik karar anıç dikiz aynası, Ford grubuna çok benzeyen, Focus 2'lere çok benzeyen sunroof açma tuşu, sadece ön sunroof açılıyor. Aydınlatmalar ve kocaman güneşlikler var. Bunların içerisinde de ışıklar bulunuyor. Bunlar da yine Ford'lara benziyor. Discovery'nin iç ve dış detayı böyleydi. Şimdi en güzel tarafına gidelim, sürüşüne. Gerçekten sürüşüne doyamadığım modellerden bir tanesi. Hadi gidelim. Discovery 4'ün şöyle bir anahtarı var arkadaşlar. Volvo'lar gibi dörtlüyü açabiliyorsun, aydınlatmayı açabiliyorsun, bagaj kapağını açabiliyorsun. Şimdi bu otomobilin bir defa yükseltisi çok iyi. Biniyorsun, kaputun hepsini görüyorum. Normalde sevmem ama bu arabada bayağı bir sevdim. Bir de ya konsolu o kadar kaliteli ki arabanın tasarımı kötü de olsa ve görüntüsü çok iri bir araba. Yani biniyorsun, gerçekten heybetli bir şeyi götürdüğünü fark ediyorsun. Kamyon kullanır gibi kullanıyorsun bu arabayı. Bayağı bir beğendim. Kliması mesela güzel soğutuyor. Bunu da beğendim açıkçası, klima tarafını. Range'lerde biraz klimayı zayıf buluyorum ama bu arabanın kliması gayet güzel arkadaşlar. Burada harita gayet güzel. Sana rakımı da gösteriyor. Haritayı istersen 2D, istersen 3D olarak görebiliyorsun ama tabii bu çok gelişmiş bir şey değil. Burada nerede olduğunu böyle alt tarafta küçük olarak yazıyor, onu da sana gösteriyor. Bunlar çok güzel özellikleri arkadaşlar bu otomobilin. Bir şey söylemek istiyorum. Çok ince bir astunu var ama dar alan manevralarında çaprazı göstermiyor. Yani konumu birazcık bana göre sıkıntıda. O yüzden birazcık zorlanabiliyorum bu otomobilin dar manevralarında. Şimdi böyle bir otomobili test ederken aslında yapmamız gereken ilk şey araziye girmek. Çünkü bu arabanın tabii ki tek amacı arazi değil, aile kullanımı aslında. Ama geçmişinden, markanın geçmişinden ve dört çeker kabiliyetinden dolayı araziyi göstermek lazım ama biz de şu an emanet araçların videosunu yaptığımız için can atsam da bunu yapamıyorum.
Şöyle şurada bir denemek istiyorum mesela. Birkaç yerde belirledim Ankara'da kendime deneyebileceğim. Ama tabii ki bunu şu an gösterme şansımız, deneme şansımız yok. O zaman biz de yoldan bahsedelim bu otomobilde. Aracın süspansiyonları. Ya yani süspansiyonlar çok böyle paldır küldür değil. Ama tabii ki ağır bir otomobille beraber olduğumuz için bozuk yollara girdiğiniz zaman süspansiyon size bir şeyleri yumuşatarak verse de sesli çalışıyor. Ayarlı bir süspansiyon olsa da ses. Çünkü araba ya abi 2,5 tonun üzerinde bir arabadan bahsediyoruz. Bayağı ağır bu araba. Böyle olunca da tabii ki bu gayet normal. Ama normal asfaltta o kadar konforlu hissettiriyor ki bayılıyorsun konfor seviyesine. Yani şu arabada bu şekilde salonun, bu şekilde konfor ve bunu çok iyi bir seviyede tutmuşlar. Mesela eski Amerikanlara bindiğinizde aşırı salınım görürsünüz arabalarda. Ve aşırı salınımla beraber süspansiyonlar bittiği yerde de sert çalışır, sesli çalışırlar. Bu arada bu arabanın dönüş çapı da çok güzel. O anlamda da hiçbir yerde daralmıyorsun. Sadece Asus'unları daralttı beni. Başka bir sıkıntısı yok. 2.7'de mesela 2.7'nin performansı çok zayıftı ama bu 3 litre abi tamam yani bu araba için gerçekten tam kıvamında hem yakıt olarak hem performans olarak tam kıvamında bir motor diyebilirim. Bak şu an evlerin çatısında gidiyorum ya. Hepsini görüyorum yani. Bir katlı mesela şurası. Buranın üstündeyiz abi. Şuradan insem çatıdan bir şey alırım. Baya baya iyi bir yükseltisi var arabanın gerçekten. Direksiyona geleyim. Direksiyon hissiyatlı bir direksiyon değil. Net de bir direksiyon değil. Daha konfor odaklı yapılmış bir direksiyon tipi. Bana göre büyük, tipsiz, şekilsiz. Şu arabaya uymuyor ama kullanımda keyifli. Çünkü etli bir direksiyon var. Ele de oturuşu güzel. Bunu böyle şey yapmıyorsun. Mesela böyle sıkı sıkı tutmuyorsun bu direksiyonu. Daha hafif, daha naif davranıyorsun. İçgüdüsel olarak. Gerçekten güzel. Yalıtım tarafına gelelim. Motor sesi. 2.7'den çok daha sessiz bu 3 litrelik dizel motor. Şöyle gaza da basayım. Ha bu kadar geliyor işte sesi. Böyle aşırı bir ses bulunmuyor. Dizel olduğunu anlıyorsun tabii ki ama üst notalarda anlıyorsun. Alt notalarda ciddi bir ses yok. Ekstra sesi güzel bir dizel bu. Yani şurada camı açınca acaba gelir mi bilmiyorum. Ama şöyle bir duracağım. Ne güzel kuş sesleri. Burada da sevdim bu arada. Çok güzel bir dizel sesi geliyor ya. Baya baya iyi. Dizel gibi değil yani. Mercedes dizeli gibi öyle söyleyeyim. Böyle bir uğultu var. Çok güzel. İnsana da keyif veriyor. Gazlayasın geliyor o yüzden. Rüzgar sesine gelelim. Rüzgar yalıtımına gelelim şimdi. Rüzgar yalıtımı. Abi bu arabada o kadar muazzam değil. Kötü değil. Bak her tarafı yalıtım malzemesi dolu ama arabanın her tarafı cam yüzey aynı zamanda. Küt bir tasarımı var. Yüksek bir dizayn var. O yüzden şöyle yüzlerden sonra özellikle sunroof tarafından sesler geldiğini duyuyorsun. Ama bu aşırı seviyede olmuyor. Yine konforlu ve sessiz gidiyorsun. Sadece alttan alttan rüzgarın nereden estiğini duyuyorsun. Yol sesi abi bu arabanın altı komple yalıtım yani. Ona rağmen tabii lastikler birazcık dışarıda dizayn edilmiş. Ses topluyor. Ses de geliyor ama 80'den sonra falan geliyor. Rahatsız edici bir sesi yok. Gerçekten yine konforlu bir yapısı var. Yellendi abi. Lüksü açılan kapı diyorum ben buna. Şimdi buna ne zaman binsem? Sport gibi düşük versiyonlarından bahsetmiyorum. Bu versiyonlarına ne zaman binsem? Abi diyorum ki lüks eşittir budur. Budur ya. Yükseltisiyle, dizaynıyla, iç kalitesiyle, hani o dönem üretilen en kaliteli malzeme neyse onu kullanalım. Evet, tasarım olarak ben de bazen çok beğenmiyorum. Ama o kullanılıyor ve çok da güzel oluyor. Özellikle şu arabanın da kombinasyonu, daha 153 bin kilometrede bu araba, 2014 model. Kilometresi de çok güzel. Bir de Ali abinin arabası, yani Hasan Garaj logosu varsa arabada bitmiştir, sorma. Öyle söyleyeyim size, çünkü ben nasıl arabasına baktığını biliyorum. Aracın hissettirdiklerini söyleyeceğim size. Ya buna binince tamam dışarıdan bir göz bakıyor sana. Bunu hissediyorsun. Ama bu pek de umurunda olmuyor. Çünkü otomobil o kadar keyifli ki. Ya böyle yola çıktığın zaman beklentimin üzerinde bir yol tutuş karakteri var mesela bunun. Direksiyon çok iste olmamasına rağmen, süspansiyonlar çok gergin olmamasına rağmen. Beklediğimden daha iyi yol tutuyor. Bazen bazı yerleri gözüm kesmiyor. İrice bir araba. Yani yatarım abi burada diyorsun arabayla ama yok. Giriyorsun dönüyor. Dört çeker de burada çok güzel bir destekleyici tabii ki. Buna rağmen tabii ki bir SUV kullandığının farkında olarak kullanman lazım. Bunu her yerde yapamazsın. Yani ne olur? Dönerken devrilmez ama dönmez mesela. Çizgisini koruyamazsın. Kayarsa iş sıkıntı. Ama kaydırmadığın sürece lastikleri gerçekten güzel karakterde bir yol tutuşu var. Yükseltisi. Ya hem konfor hem yükselti hem sessizlik. Bunların hepsini bir araya koyduğun zaman bu otomobile bindikten sonra herhangi bir SUV seni tatmin edemez diye düşünüyorum. Zaten bu markanın binicileri de genelde bu markayı o yüzden tercih ediyorlar. Kronik problemleri var, sıkıntıları var. Evet, bunların hepsi doğru ama bu başka bir şey. Yani buna bindiğin zaman hissettiğin şey başka bir şey. Lüksü değil, ne kadar hissediyorsun? Zaten hayatımda ne zaman İngiliz filmi izlesem bir yerde filmden kopup
İngiliz otomobillerine dönüyorum. Evet, bakımları zor, doğru. Ama böyle de bir tarafı var. Bu arada gazlayacağımız yere gidene kadar size kronik problemlerinden bahsedeyim. Şimdi bu otomobilin motoru 3 litre güncellenmiş bir motor olmasına rağmen yine yağlama sisteminde problemler oluyor özellikle. Soğutmaya bir defa çok dikkat edeceksin. Soğutma tarafı hassas abi. Hortumları zamanı gelmeden değiştireceksin. Yani bu arabada ortalama 70 bin 80 bin civarında güzel detaylı bir bakıma girersen bir problem yaşamazsın ama para harcaman lazım. Ne kadar? 3000 dolar, 4000 dolar, 5000 dolar gibi paralar harcaman gerekir. Yani buna binmesi birazcık külfetli ve maliyetli bir iş midir? Evet. Bunun yanında tabii ki yağlama sistemi. En çok problem yaşanan tarafta yağlama sistemi zaten. O yüzden motor yeniyor bu arabada. Yağlama sistemine dikkat edeceksin abi. Yağını zamanında değiştireceksin. Bir, yağ hortumlarını sürekli kontrol edeceksin, ettireceksin. İki, yağ pompası bunda kronik bir problemdir. Buna bakacaksın. Alt karteldeki keçe kronik problemdir. Bunlara tabii zaman zaman değiştireceksin. Şimdi bu 3 litrelik motorla bu arızalar ötelenmiş. Yani biraz daha dayanıklı olmuş bu malzemeler ama yine vermediği anlamına gelmiyor. Daha az ama yine bu arızalarla karşılaşabiliyorsun bu otomobilde. Yine maliyetli bir otomobil. Şanzıman tarafında çok bir problem yaşamazsın. Zaten güzel. Kodunun sonu 70 ile biten bir ZF şanzıman bulunuyor. Torku ise 600 Nm. Yani gayet güzel. Hiçbir problem yok. O anlamda rahat bir şekilde binersin bu arabaya. Elektronik olarak suya sokmadığın sürece sorun yaşamazsın. Suya sokarsan ama problem yaşama potansiyelin var. En güzel tarafı ne diyecek olursan, abi en güzel tarafı da gerçekten arazi yönetimi. 4 ile diyemeyeceğim, bunu söylemeyeceğim ama 3 ile arazi yaptık. Çok 3, buna göre belki bir tık daha yetenekli olabilir. Gerçekten bu marka arazi tarafında çok çok yetenekli abi. Zaten artık iyi özelliğiyle beraber her şeyi elektronik olarak yapıyorsun. Buradan hazır modlardan birini seçiyorsun, yapıştırıyorsun, gidiyorsun. Araba bayağı da gidiyor yani. Arazi lastiğin olmasa, normal asfalt lastiği de kullansan yine de gidiyor. Çünkü dört çeker sistemi güzel. Aşırı zor yerler dışında tabii ki. Genelde kuru zeminlerde bu araba çok güzel işler çıkartıyor. Otomobilin arazi tarafı. Şimdi şurada bir dörtlüyü yakayım. Bu arada abi dörtlü de şurada ortada. Bulması biraz zor. Bulunca iyi de bulması birazcık zor. Şanzımanımızda bir sport modumuz var. Pedal shifterimiz olduğu gibi. Şöyle birazcık basıp çekiyorsun. Yani üstüne basıp çeviriyorsun. Dip gaz yaptım. Ağır kalkıyoruz ama kalkınca da güzel kafa kaldırıyoruz. Bak, duyuyor musun dizel motor sesi? Duymuyorsun. Üst notalarda, 4000 devirlerde duyuyorsun. 100. Bak abi güzel ya. Kötü değil araba. Dönüyor da. 130. 138'e kadar geldik. Tabii ki bir binek performansı beklemek doğru değil. Ağır bir arabayla beraberiz. Bak şurada da çok güzel. Frenleri de bir basıyor. Yani 3'ten in, buna bin mesela. Abi de korktu ama abi devam edelim. 3'ten in, buna binmese en çok dikkatini çekeceğin şey fren olacaktır. Gerçekten çok güzel basıyor frenleri. Şimdi tabii bir de devir oranlarından bahsedeyim. Şanzımanı normal D moduna, dry moduna aldıktan sonra. Bu arada ben görüş açılarından bahsetmedim. Abi görüş açısı problemin yok. Bu arabanın her tarafı görüş açısı şunlar dışında. Gerçekten her tarafı görüyorum. Şimdi geçen şey demişim. Bütün Ankara'yı görüyorum demişim arkadan. Bütün Ankara'yı görüyorum abi. Bayağı büyük aynaları var arabanın çünkü. Şimdi şöyle bir devir oranlarından bahsedeyim. Şimdi inerken tutan araba iyi arabadır. Çıkarken aşağı yukarı hepsi tutar. Bak şu an mesela 110 km hızında gidiyorum. 2000 devrim biraz üzerinde. Devir oranları da gayet güzel. Pıtır pıtır gidiyorsun. Herhangi bir problem yaşamıyorsun. Sessiz bir araba ya. Bak şimdi şurada göstereceğim sana. 100 km hızla oturdum gaza. 110 olduk. Dönüyor ya. Ama biraz şey, naif davranacaksın yani. O kadar da sert girmeyeceksin tabii ki. Bu boyutlara göre çok güzel yol tutuşu var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de bu arada arkada yedek lastiğin olduğu yerde böyle bir V formlu bir kafes yapmışlar. Çok güzel duruyor arkadan. Bayılıyorum o görüntüye. Abi şimdi gelelim bu arabanın yakıt tüketimine. Ne yakacuk? Ondan bahsedelim. Şehir içi kullanımlarda bak burada yol bilgisayarında bu soldaki tuş vasıtasıyla değiştirebiliyorum. Ortalama yakıt tüketimimiz bu otomobilde şu an kaç litre onu söyleyeyim mi size? 110 kilometredir. Biraz ben yerinde çalıştırdım. 110 kilometrelik de bir kullanımımız oldu. 14.9 litre. Şehir içi yerinde uzun çalıştırma çekimlerde ve bu görmüş olduğunuz kullanımda yaktığımız yakıt tüketimi bu. Ağır trafikte yakacağınız yakıt tüketimi de bu işte zaten. 14-15 litre. Salonun yere girdiğin zaman 12'lere düşüreceksin. Uzun yola geçtiğin zaman da 10 litre yakacaksın. Yakıt tüketimimiz tam olarak bu otomobilde bu şekilde arkadaşlar. Ya performans olarak muazzam değil ama 2.7'lere kıyasladığın zaman gerçekten çok güzel.
Şu an gaza hafif basarak mesela 80 km hıza ulaşabiliyorum rahat bir şekilde. Burası dik bir rampa. Şimdi şurada mesela şöyle bir 80'e bir düşeyim. 81, 80, 79 dip gaz yaptım. Drive moddayım. 90, 100, 2.7'ye göre baya baya iyi. 118 km hıza geldim. Bir tık fren yaptım. 110'da tekrar oturdum. Yine yokuş çıkıyoruz. 120 km hıza geldim. Ve 123'te bıraktım. Gayet güzel abi. Performans olarak. Tabii bir performans arabası değil. Son hızda zaten 180 km saat bu arabanın. Beklentilerin ötesinde bir yapısı var. Ama çok da ötesinde değil. Biraz ötesinde. Onu da söylemek lazım tabii ki. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu otomobil elimden geldiği kadar tüm detaylarıyla size anlatmaya çalıştım. Benim 500 bin abone hedefim var. O yüzden kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Ototurk Haas Premium'a tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.